Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Arkadaşlar beğeniler, abonelik artmayı sürdürürse kanalımız sponsoru Golba.com her hafta 50 kişiye belki 100 kişiye üyelik hediye edecek edecektir. Edecek, edeceğini düşünüyorum. Yani sizlerden ricam bol bol beğeni atalım. Bol bol video izleyelim arkadaşlar. Zapata'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması. Atalantalı Duvan Zapata'nın menajeri Fenerbahçe için transfer açıklaması yaptı. Bakalım arkadaşlar Mustafa Hoca duyumları ne derecedeymiş. Ben sadece notlarımı ekledim. Hani ne açıklama yaptığını bilmiyorum. Transferde Türk takımları özellikle Fenerbahçe ile geçen Atalantalı Kolombiyalı golcüsü Zapata'nın menajeri Fernando Siena açıklamalarda bulundu. Sport Italia'ya yani konuşan Siena Fiorentina'nın Duan Zapata ile ilgilendiğine dair söylentiler hakkında henüz hiçbir şey olmadığını, bizimle kimsenin temasa geçmediğini, bize herhangi bir teklif yapılmadığını söyleyebilirim. Fenerbahçe içinde durum aynı. Henüz hiçbir şey yok ifadelerini kullanmış. Atalantayla sözleşmesi 2024 yazında bitecek. Geçen sezon 27 maça çıkmış 2 gol 5 asist yapmış. 32 yaşındaki Zapata Serie A'da 282 maç 108 gol 47 asist. Arkadaşlar bu haber tıpkı benim söylediğim gibi kimsenin haberi yok. Crespo cephesinden İsmail Kartal açıklaması. Merak ettiğim bir haber. Yine hepsini notlarıma ekledim sadece okumadığım için. Miguel Crespo'nun temsilcisi, teknik direktör İsmail Kartal hakkında açıklamalarda bulunmuş. Ee, i̇nşallah sıkıntılı bir şey söylememiştir. Çünkü gecenin köründe. Sinirlenmek istemiyorum. Ne gecenin körü İsmail Kartal'a getirmesi üzerine takımın Portekizli oyuncusu Crespo'nun temsilcisi Domingos Lopez Sports Dijitali'ye konuşmuş. İsmail Kartal harika bir teknik direktör. Kartal Crespo'yu takımında görmek isteyecektir. Biguel Crespo onun döneminde takımın kalbiydi. Arkadaşlar hakikaten öyle değil mi? Yani Crespo İsmail Kartal'ın bir önceki durumunda gösterdiği e, performansla hem taraftarın sevgilisi oldu. Hem de Avrupa Liglerinden teklif aldıydı. Hani Crespo'ya 8 artı teklif getirten İsmail Kartaldı Bakalım ne olacak? Şimdi bana... Ee, arkadaşlar haddim olmayarak araya gireyim. Bana şunu soracaksınız. Hocam Arao e, Arao'nun Crespo'dan farkı ne? Bazı arkadaşlarımız Arao'yu beğeniyorlar. Haklılar. Bir istatistik her şey değil. Sağdaki oyunu performansı. Bazı arkadaşlarım bana şunu soruyor. Hocam Arao ile Crespo'nun farkı ne? Ben anlamıyorum. Hani bana göre Crespo iyi futbolcu. Bana göre Arao iyi futbolcu diyorlar. Diyorlar ki hani aradaki fark ne? Aradaki fark şu arkadaşlar. Şimdi iki tane arkadaşınızı düşünün. Birisiyle kavga etmeye gidiyorsunuz. Sağ tarafınızdaki arkadaş siz kavga ederken eline birini alıyor, tertemiz dövüyor, yapıştırıyor, vuruyor, ediyor. Sol tarafınızdaki arkadaş da kavgaya gidiyor. Yapmayın, ayıp, günah. Allah taş yapar. Sakın ha böyle şeyler yapmayın diyor. Kavgaya hangisiyle gidersiniz? İşte Crespo bu gideceğiniz arkadaş. Samat Daya Mısır'dan talip. Mısır Ligi ekiplerinden patlamamış e, şey Al Ahli'nin forvet transferi için Beşiktaşlı Jackson Muleka Fenerbahçe Envoana Samat dayı gündemini aldığı öne sürüldü. Yani ikisinin arasında kalıyorlarsa bir dakika ya. Lan bu haber geçen senenin haberi bu ya. Halbuki söylüyorum bu geçen senenin haberi. Bu haber geçen senenin haberi ya. Belçika basında yer alan habere göre Muleka B planı Samad'daymış. 23 yaşındaki Jackson Muleka geçtiğimiz sezon 5 taşta çıktı. 29 maçta 5 gol 1 asist kaydetti. 30 yaşındaki Samad da ise genkte harika bir sezon. 27 lig maçında tamamen oynamamasına rağmen 6 gol 1 asist kaydetti diyor. Allah Allah. Ya ben bunu hatırlıyorum. Yani ben bu transfer haberini kesinlikle hatırlıyorum. Dejavu yaşamıyorum ya. Hatırlıyorum bunu. Bu arada Muleka Beşiktaş'ta işe yaramadı. Muleka Fenerbahçe'de olsa işe yarardı. 3 milyon 350 bin euroya almışlar. 32 maç 6 gol 1 asist 1429 dakika. Neyse. Arkadaşlar Samatta için Arapları ikna etmeye çalışın. Bir de ben Samatta konusunda yani bu adamın hani şeyi vardı. Opsiyonu vardı. Genç Şampiyonlar Ligi potasında bitirirse ayrılacak diye. Sonuçta Şampiyonlar Ligi potasında bitirdi. Elemeye gidecekler. İnşallah bir sürpriz çıkar karşımıza. Güzel bir sürpriz. Wilfred Zaha Crystal Palace'tan ayrılıyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde şu anda liste başı kim? Wilfred Zaha. Sözleşmesi sona erdi Crystal Palace'ta ve Crystal Palace'ın yeni sözleşme teklifine cevap verme diyor. Hayır gitti görüştü. Hoşuna gitmedi. Ve şunu söyleyeyim. Ee, Daily Mail'in haberine göre Zaha'ya haftalık 232 bin euroluk teklif yapıldı. 30 Haziran itibariyle sona erdi bu teklif. Yani bugün sona eriyor. Haberde Zaha'nın Palas'ta devam etmek istemediği için bu teklife yanıt vermediği kaydedildi. Al Nasr ve Lazio'nda talip olduğu Yıldız ismin her yerine Avrupa'da devam etmek istediği söyleniyor. İstanbul cazip bir seçenek. 31 yaşında geçtiğimiz sezon Crystal Palace'da 28 maç 7 gol 4 asist. Arkadaşlar bakın Crystal Palace'ın Son teklifi 4.2 milyon euro. Yani bu. Daha iyisini vermeyeceklerini söylüyor. O da 4.2 milyon euro ama tamamen eline geçen bu değil diye biliyorum. Fenerbahçe'nin senelik 4.5 milyon euro maaş artı imza parası teklif edecek. Tabi bir de e, baktığınız zaman bir de ne yapacak? edince ile birlikte oynayacak. Vallahi arkadaşlar benim kaynaklarımdan bir tanesi bakın e, hepsini demiyorum bir tanesi bana Umut Nayır ve Zaha hayırlı olsun diyor. Hani buradan döneceğini zannetmiyorum diyor. Hani Serdar Dursun'un ben gideceğini düşünmüyorum. Hani acaba diyorum bak aklıma şu geldi. Umut Nayır'a karşılık işte mesela Nazım Sangare falan mı vereceğiz? Çünkü Nazım'ı biz kullanmayacağız. Ne bileyim artı hani e, Tiago Çukur'u falan mı kiralayacağız diye. Benim şu anda bildiğim bir şey söyleyeyim size. O sayı Samuel gitmek istiyor. Gidici gibi de duruyor. İsmail Kartal'ı çok seviyor kabul. Ama 8 artıya 8 milyon euro ve üzeri bir fiyata gitmesi muhtemel arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Emre Mor'u çok soruyorlar. Aklıma gelmişken kısaca ona da değineyim. Ben Emre Mor'un bir yere gideceğini düşünmüyorum. Artık gideceğini hiç düşünmüyorum. Emre Mor İsmail Kartal'ın elinde. Hani o milli takımdaki hayran olduğumuz Emre Mor var ya ona dönüşür inşallah diye düşünüyorum. Yani ee, yabancı kaleci ya arkadaşlar gelin bak tekrar tekrar söylettirmeyin beni. İyi kadro kuralım. Varsın Türk kalecilerle devam edelim. Hani Altay, İrfancan bunlarla yola devam edilir gibi yabancı kaleci geleceğini düşünmüyorum. Ha Türktür. Başka milli takımda oynuyordur. Hani Galatasaray'a bir torpil geçildi ya. E, öyle bir torpil geçilecek e, Şartlara uyuyordur. Öyle bir isim olursa olabilir. Neden olmasın? Bu arada Galatasaray demişken Lazio Maurizio Sarri'nin isteğiyle Leandro Parades'i listesini almış. Bakın Lazio Parades'i listesini almış. Parades İtalya'da kalmak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyormuş. Juan Liça Di Marzio'nun arkadaşlar. Şimdi bunu niye verdim? Bana ne Galatasaray'dan diyebilirim. Ee, gerçekten de bana ne Galatasaray'dan ama sürekli ısıtıp ısıtıp bak adamlar ne kadro kuruyor. Bak herifler ne kadro kuruyor. Bizimkiler şöyle böyle. Lan bir şey söyleyince de Ali Koççu musun hocam? Niye bu adamı savunuyorsun oluyor? Lan savunmuyorum adamı. Doğru ya doğru diyorum. Doğru ya doğru demezsem takip etmeyin beni zaten. Ama al. Fenerbahçe'den sürpriz bomba Hirving Lozano. Fenerbahçe Napoli forması giyen Hirving Lozano'nun transferi için oyuncuyla temasa geçti. Çok güzel bir şey yapmışız. Oyuncunun oyuncuyla temasa geçme konusunda gerçekten iyi bir şey yapmışız. Tebrikler. <laughs> Müthiş bir oyuncudan bahsediyoruz farkındaysanız. Haber böyle söylüyor. Transfer çalışmalarına süren Napoli'de forma giyen Meksikalı kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu gündemine aldı. İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Napoli'nin 15-20 milyon euro civarında bir beklentiyle satış listesine koyduğu Lozano'ya Fenerbahçe talip ve temsilciler aracılığıyla oyuncuyla da temasa geçilmiş. Bir kere şunu söyleyeyim. Oyuncuyla temasa geçildiyse kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe kulübüyle anlaşmıştır. Yani X verelim, Y verelim, ee, anlaşalım gibisinden. Yoksa Fenerbahçe kesinlikle bu topa girmez. Onu söyleyeyim. Haberde Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Türkiye liginde oynamaya sıcak bakmayan Lozano'nun Fenerbahçe'ye olumsuz bir geri dönüş yaptığı aktarıldı diyor. 41 maça çıktı. 4 gol 4 asist. Yani Fenerbahçe'ye transferde kötü haber mi diyeyim? Yani başlık olarak. Fenerbahçe'ye transferde bir kötü bir iyi haber. İşte detaylar diyeyim arkadaşlar. Bakın sizin huzurunuzda da başlığı koyuyorum. Çünkü Zaha'dan iyi haber var. Lozano'dan kötü haber var. Gözüktüğü kadarıyla. Ben ama bak detayı kaçırmayın. Sıralı bir şekilde söylüyorum. Detayı kaçırmayın. Eğer Fenerbahçe Lozano Lozano gidip görüştü. Oyuncu Türkiye'ye sıcak bakmıyorum dediyse bu oyuncunun bak bu e, oyuncunun sıkıntısı kusuru değil. Bu Fenerbahçe'nin aslında Napoli ile fiyatta anlaştığını gösterir. Daha yani hani siz bir şeyler yapın olabilir diye. Orsolini Türkiye'ye bir türlü gelmek istemeyen Arkadaşımız İtalya milli takımıyla iki maç, iki gol. Hani e, Türkiye'ye gelmek istemiyor. İkna etmeye çalışıyoruz menajerlik şirketine. 17 milyon euro civarında bir bonservis istiyorlar. Abidik bonservis şey abidik e, bonus, bu bidik bonusla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir arkadaşım da diyor hocam takımlardan bahsederken abidik bu bidik deme diyor. E, konferans liginde. Ben bunu sadece benzetmek için söylüyorum. Kolay takımlar. Hani halkımıza göre kebap takımlar, çıtır çerez takımlar diye. O yüzden böyle abidik kubidik takımlar diyorum. Yoksa telaffuzunu bile bilmediğimiz takımlar hakkında hani çıkıp da bir Real Madrid anlatıyor gibi de anlatmam. Beklemeyin gözünüzü seveyim. Ama kardeşimize hak verdim. Üstuba dikkat diyor. Elimizden geldiğince. Fenerbahçe'ye Juan Cuadrado'ya yılda 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti diyor. Kim diyor? Alfredo Pedulla Kul. Kul de sadece Ahmet Selim Kul var. Bir de Alper Kul var şeyde. Güldür güldür de oynuyor. Allah Allah. Arkadaşlar Fenerbahçe Kuadrado'ya bu kadar teklif edemez. Fenerbahçe Kuadrado'ya yılda 2 milyon euro teklif edebilir. <laughs> Ötesini edemez. Etmemiştir de. Edeceğini de sanmıyorum. <laughs> Etmez de. Haberiniz olsun. Ama Kuadrado kabul eder mi? Etmez. E, Fenerbahçe kime kabul ettirir biliyor musunuz? Fenerbahçe Mert Müldür'e kabul ettirir. Mert Müldür iyi bir Fenerbahçeli şekerim. Çok iyi bir Fenerbahçeli. Yani hasta bir Fenerbahçeli. Kulübü de 2,5 milyon euroya okey derse neden olmasın? Yani ee, Fenerbahçe'ye transferde az kötü çok iyi haberler diyeyim. Çünkü azı kötü. Ben şunu söyleyeyim mi? Bak Tekrar tekrar söylüyorum. Gıcık oluyorsunuz biliyorum ama Mert Müldür'e 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle göndermeye kabul ederlerse Fenerbahçe'de kapını da veriyorum. Hatta bak şöyle de vereyim kapını. Mert Müldür için kulübü 2,5 milyon euro bonservisi kabul ettiği anda Mert Müldür Fenerbahçe'de. Eminim bu transfer gerçekleşirse 500 kişi diyecek ki Kur'an çarpsın ilk biz söyledik diyecek. İnşallah o Kur'an çarpar onları da. Ama durum bu şekilde. Ha kulübü 5 milyon euro istiyor. Pazarlık başlangıç seviyesi. Biz 2 verebileceğimizi en fazla 2,5 verebileceğimizi söyledik. Sonraki satıştan pay maddesi falan filan ekletme durumu olabilir. Ama biz 2,5'ün üstüne alacağımızı zannetmiyorum. Son olarak da Japonya J1 ligi takımlarından Hiroshima'nın 10 numarası Takumu Kawamura Fenerbahçe'ye transfer oluyormuş. Yok ya. Allah'ım. Şimdi bilmediğim bir oyuncu. Eminim hepiniz Japon Ligi'ni yakından takip ediyorsunuzdur. Şimdi bir arkadaş demiş ki umut tacirliğini sevmem. Ama bu duyum doğru ve transfer gerçekleşirse. Duyum doğru transfer gerçekleşirse mi demek istemiş. Hani duyum doğru çıkar ve transfer gerçekleşirse mi demek istemiş. Muhallaktan. Fenerbahçe Elif Elmas kim Minji transferlerinden elde ettiğinden çok daha fazlasını kasaya koyabilir. İki sezon içinde. Umuyorum doğrudur. Japon liginde izlediğim en kaliteli 3 oyuncudan biri demiş Oğuzhan Yılmaz. Oplay ver çekirdi Oğuz Yılmaz'dan. Takımı Kawamura. 1.83 boyunda. 10 numara 23 yaşında. Japon. Yani Japon liginde oynuyor. 31 Ocak 2024'te sona eriyor. Futbolcunun hiçbir bilgisi yok. Sadece 24 maça çıkmış. 5 gol 2 asist. 2003 dakika. Yani e, Yani inşallah Osterwolde'yi öneren şey yapmamıştır. Osterwolde konusunda bir şey söyleyeyim. Ya çocuğu izleyelim bir ya. 450 dakika izleyelim. Ondan sonra yorumlayalım. Olmaz mı? 6 milyon euro verdik. Kazıksa hepimize ki kazık. İyiyse hepimize iyi. Anladınız mı beni? Hani Recep İvedik diyor ya. Bana olan size doldu tren yapacağız diye. Yani eğer kötü bir şey varsa hepimiz oldu. Ama ya iyi çıkarsa? Şimdi ben İsmail Kartal'la ilgili küçük birkaç cümle kurayım. Haddim olmayarak. İsmail Kartal aslında benim umut bağladığım bir isim. Niye umut bağladım? Çünkü zamanında bir İsmail'i koç kurtarmıştı. Hazreti İsmail'i gökten inen koç kurtarmıştı kurban olmaktan. Şimdi de acaba bir İsmail koçu kurtarabilecek mi? Hikaye buradan. İsmail Kartal'la futbolcuların gelişimi yükselebilir. Çünkü İsmail Kartal Fatih Terim'in takımına yaptığı teknik direktörlük. Şenol Güneş'in takımına yaptığı direktörlük kısmını yapabilen bir adam. Hani futbolcuların bazısı duyguyla oynar. Ya Türk olmasına gerek yok. Yabancılarda da var bu. Hani yaparsın aslanım, yaparsın koçum deyip de gönderirsin ya yaparsın. Bak o sahip, o sahi İsmail Kartal döneminde canavarlaştı. Reis bu canavarlaştı. Serdar Dursun ya bugün sövdüğünüz ser, Serdar Dursun İsmail Kartal daha erken gelse gol kralı olacaktı. Değil mi? Yani bakın. Şimdi hocam Rusya'dan da adam eder mi? İşte Osterbolde, Bak Osterwolde bence İsmail Kartal tedri saatinde ileri çıkmayı daha iyi becerip çünkü İsmail Kartal'ın orijini sağ Yani futbolculuk kariyeri. Bence Osterwolde sihirli bir dokunuşta düzelecek. Yani daha iyiye gidecek ve Fenerbahçe taraftarını Gönlüne yer edinecektir. İnşallah. Hem e, tahmin hem dua arkadaşlar. Çünkü mecburuz. Mecburuz. Kötü çıkarsa dediğim gibi hepimize zarar. Ama iyi çıkarsa... E, mesela Nazım Sangare. Ben İsmail Kartal'ın elinden falan hiçbir şeye dönüşeceğini zannettim. Bak Emre Mor dönüşür. Çok iyi bir isme dönüşür. Çok çok iyi bir isme dönüşür. Ama... Yani... E, Nazım'dan falan olmaz ya açıkçası. Wilfred Zaha. Mesela en çok bunu soruyorlar bana. Hocam İsmail Kartal geldi. Wilfred Zaha gelse Allah aşkına İsmail Kartal'ı takar mı demiş. Çok özür dilerim ama merkep gibi takacak. Ya, bu cümleleri çıkarın aklınız. Bak İsmail Kartal'ı siz küçük düşürmeye çalışıyorsunuz. Siz haksızlık ediyorsunuz. Ya Wilfred Zaha dediğin adam mecbur yani ee, İsmail Kartal değil ben de olsam tekniktedir söz dinlemek zorunda hocam biraz ukalalığı var başına buyruk hareketleri var var evet kabul hangimizin yok Aa, ben İsmail Kartal'ın takımda kuracağı otoriteyi çok çok merak ediyorum nasıl olacak diye. Mert Müldür konusunda hocam Mert Müldür o sayeden daha mı iyi değil ama gelişim gösterebilecek kendini kanıtlayabilecek bir isim Mert Müldür Aklımızda hayırlısı olsun. İyi bir Fenerbahçeli bak. İyi bir Fenerbahçeli. Bunu unutmayın. En büyük avantajımız bu. Yoksa Galatasaraylı falan olsaydı zaten şey yapardı. Orsoli'nin arkadaşımız Türkiye'ye gelmek istemiyor. O yüzden biz o kanada başka bir olacak. Ha Perisic'i çok soruyorlar. İyi aklıma geldi. Perisic konusunda şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Perisic Türkiye'ye gelmek istemedi ya. Farklı sebepleri var. Hani her şeyi de şey zannetmeyin. Ha bak bizim ligimiz çok dandik. O yüzden kabul etmedi. Her şeyi böyle zannetmeyin. Başka bir sebebi var Peris için. Yoksa güzel bir, yani hoş bir fiyata gelebilecek oyuncuydu. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim, benim aktaracaklarım bu kadar. Bakayım başka şöyle söylemem gereken bir şey var mı? Bu Japon arkadaşına ilgili de bilgim yok. Sosyal medyadan sizin duyduğunuzu ben de duyuyorum. Bu adına adı, adı gelmeyecek. Paris hiç yok. Zapata zaten yalan. Ee, ara oyuna ilgili de dün üzücü bir haber verdim. Bakalım inşallah transfer gerçekleşir. Samat ilgili de transfer bekleyin. Bu birkaç gün giden kapı bekleyin. Umut Nair falan konuştuk. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere.